Çok zor ya. Yani en iyi bugün bir sürprizle başladı. Yeter diyorsun. Ama o sürpriz nispeten çalkantılı gözüken G2'ye karşıydı. DRX'e karşı o sürprizi yapmaları çok mümkün değil bence ya. Powerfuel'a galiba 3 tane yasaklama gelecekmiş gibi duruyor. Dur bakalım devamı gelecek mi? Yani Doran'ın da bu arada LCK'de içinde bulunduğu eşleşmeler dahilinde ya da Dünya Şampiyonası'nda bu haritadaki en iyi üst koridor oyuncusu olduğu nadir eşleşmelerden bir tanesini oynadığını söylemek lazım. Solo gerçekten felaket gözüktü turnuvada şu ana kadar. Hatta yani zaman zaman Orome ile turnuvanın en kötü üst koridoru kim tartışmaların içinde de buldu kendisini. Siz ne düşünüyorsunuz? Trial Solo'yu nasıl buldun? Bulamadım ben. Yani şu anda bulamadım Solo'yu. Doğru. Kelime aradım o kadar belli ki. Doğru kelimeyi bulmam gerekiyordu, bulamadım. Ya çok uzak görünüyor. Onu söylemek gerekiyor. Bu takımın yani FlyQuest isminde üst koridordan bir verim aldığı takdirde daha tehlikeli, daha potansiyel bir takım haline dönüştüğünü net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama o verimi alabilecek bence havuzu kullanması gerekiyor buradaki örneğin. Yani tamam oyuncunuz yeterli olmayabilir, oyuncunuzun belli başlı şampiyonlar etrafında dönebilir. Ama bu noktada bence koçun devreye girmesi lazım ve o oyuncuyu geri kazanmak istiyorsanız, o oyuncunun oyun içinde size katkı vermesini sağlamak istiyorsanız elinizdeki malzemeyi en doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Bu da koçun görevi bence. Bu noktada yani şimdi Solo'yu istemediği bir şampiyonu, istemediği bir eşleşmeye mi gönderiyorlar diye acaba düşünüyorum. Şöyle eşleşmelere baktığım zaman da. Yani tam ortadayım. Ama dediğim gibi takımın bence kanayan yarası. Çak Ornn'u geç. Tertemiz. Bak mesela tertemiz. Yani hiçbir şey yapamazsan arkadaşına eşya verirsin, savaş başlatırsın. Caitlyn'in karşısında Caitlyn'i gördüler. Eş kilitlenecek. Bakalım ikinci tercihten de Graves aldılar. İlginç. Ornn bu turnuvada şu ana kadar takımların en fazla ilgi gösterdiği 3. şampiyon Syndra ve Nidalee'nin ardından. Orayı da bu arada Renekton ve Lucian'la paylaşıyor ama Ornn'un hala seçilmemiş olması ilginç. Bakalım. Hala gelebilir tabii ki de. Bu arada Kindred daha önce Graves'e cevap olarak da oynanmıştı. Özellikle Nidalee'nin yasaklandığı karşılaşmalarda. Bakalım Piyoshi'nin ellerinde görebileceğiz mi? Ve geldi. Ornn'un buraya kadar açık kalıp seçilmemesi de bir ayrı tuhaf. Açıkçası. Bakalım burada DRX. Ornn silahını açığa çıkartacak mı? Eğer ki bu iki tercihte de alınmazsa muhtemelen ikinci rotasyonda yasaklanacak şampiyonlardan birisi olacaktır. Tabii üst koridor açık kalırsa... Bir dakika, Lux Caitlyn koridoru. Yeni Morgana'mız Lux, Caitlyn'in yanına alınıyor sürekli. Tabii henüz galibiyet yüzü göremedi. Yeni Morgana'nın ama hani baya böyle 7-8 saniyede bir kalkan atan versiyonu. O da ufak bir dengeleme almıştı ama bakalım. Ya Caitlyn yanı yine uyumlu olan güzel desteklerden bir tanesi. Orta koridor görünümlü destek diyelim. Çok net bir tercih. Yani bunu yapmamaları çok şaşırtıcı olurdu. Ornn'un da %81'lik bir kazanma yüzdesi yani, var. Yani. Tabii bunu şöyle söyleyelim. Ön eleme aşaması da dahil olarak alınan istatistikler bunlar. Gruplara geldiğimizde ise Ornn'un seçildiği 5 maçta 3 galibiyeti var. Dolayısıyla birazcık daha makul %60'lık bir galibiyet oranına düşmüş. Risk rank yasaklandı bu arada. Yani sen de istatistikleri normal kabul edilebilir bir noktaya getirdin. Yani şöyle, 81 kabul etmiyorsun yani. %81 bu şampiyon için bence normal. %95 bile olur bence. O kadar çok yönlü bir şampiyon ama ön eleme aşamasında şampiyonların kullanışlılığından ziyade takımlar arasındaki farklar da bazen çok belirleyici oluyor. Yani bir tane takım geliyor minor bölge takımlarından sadece bir şampiyon oynayabiliyor ve hepsini kaybediyorlar. O zaman bu şampiyon kötü ya da iyi demenin çok ihtimali olmuyor ama tabii gruplar birazcık daha takım dengelerinin yakın olduğu yerler. Tabii FlyQuest'te DRX karşısında ciddi şekilde dezavantajlı gözüküyor bir yandan da bu söylediğim de anlamını kaybetti. Neyse konuyu değiştirelim. Konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Yani Camille Silas gitti bu arada. Eyvallah. Konuyu güzel değiştirdik. Bu arada Silas da üst koridorda ona karşı yapılabilecek en iyi tercihlerden bir tanesi. Çok rahat güçleniyor. Evet. Ornn ultisine her zaman sahip oluyor neredeyse. Yani o yüzden de Ornn'un eşya güçlendirmesini almıyorsunuz ama Ornn'un etkili silahlarından bir tanesini almış oluyorsunuz. Ya şu var bu arada, Braum'u da seçemeyeceği belliyken, yani burada bir çılgınlık edip Lux'ı orta koridora Chauvin'in ellerinde yollayıp aşağı Braum almayı tercih etmezlerse ki çok düşük ihtimal olarak görüyorum, Ornn ultisine makul bir cevabı yok şu anda diyereksin. Yani Lux orta koridor yok ya. Yok ya, bence de değildir.
Yok ama... hani gittiği takdirde diyorum yani çok fazla yani şimdi karşısına gelecek şampiyonları düşündüğümüz zaman yani o işi yani Lux'ın yaptığı işi kat kat yapabilen çok iyi şampiyonlar var. Yani çok koridora bağlı bir şampiyon Lux. Hani sağa sola gidemezsiniz, yakalandığımı ölürsünüz, hareket hızı çok düşük bir şampiyon. Aa, Markay geldi. Ne? Çok uzun bir süreden sonra Markay'ı göreceğiz. Bir ara alt koridorda oynandı Senna ile birlikte. Ama onun dışında üst koridorda gördük mü hiç hatırlamıyorum ya. Çok enteresan. Grup aşamasında görmedik. Hemen ön elemeleri de kontrol edelim. Yani genelde karşınızda Ornn'u gördüğünüz zaman... Yok, ön elemede de görmedik. Benim düşüncem ondan önce hani lig aşamasında takımlar oynadı mı diyeydi. Hiç hatırlamıyorum yani. Hiçbir bölgede bir oyuncunun üst koridor Maokai oynadığını hatırlamıyorum. En şimdi şöyle, Maokai evet unutulmuş bir şampiyon. Gözlerden bayağı uzak kalmış bir ağaç bir abimiz ama Maokai'nin pasifini herkes hatırlar yani. Devamlı can yeniler, can sıkar, yapıştır şampiyonu, hayatı dar eden bir şampiyon. Bu noktada Ornn'a karşı fena bir tercih değil. Ama takım savaşlarında Ornn mu Maokai mi derseniz, yani tabii ki de Ornn derim. Ama koridor aşaması için, 1v1 için ben iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ya Maokai'de bir atanamamış Ornn hali de var. Yani çok yavaş yavaş giden doğanın hükmü fideleriyle Ornn'un o can çağrısının yaptığını o yarım saniyede yapıyorsa Maokai'yi 6-7 saniyede yapıyor. Ama koridor aşamasında dediğiniz gibi Solo'ya bir üstünlük sağlarsa sonrasında işleri değiştirebilecek bir potansiyeli ulaşır mı bilinmez. Ve açıkçası DRX bu kompozisyonunu bilerek, isteyerek, Ornn'un açık kalacağını fark ederek, Braum'u alamayacaklarını fark ederek, hatta belki Sylas'ın da yasaklanacağını öngörerek yaptılar. Bilmiyorum burada ufak bir test var mı? DRX'in bu tip bir test yapabilecek açıkçası bence alanı da yok. Özellikle Tapi Esports'a kaybettikleri maçtan sonra. Burada tabii DRX kendi yeteneğiyle, kendi kalitesiyle galibiyete ulaşma ihtimali de olabilir ama seçim yasaklama ekranında bile bile Lades dediler mi onu da bize zaman gösterecek. Büyük soru işareti ya benim için hala Maokai'yi. Bu arada Solo'ya da en çok oynadığı şampiyon kaldı böylelikle, Ornn kaldı. Yani şu ana kadar grup aşamasının en zayıf üst koridoru gibi gözüküyor ama... Ki maçtan önce bahsetmiştik hani Solo işte burada mı değil mi kafa olarak işte şampiyon havuzunu oynarsanız hani en azından adamı da oyun içinde kaybetmezsiniz. Burada bunu yaptılar dayı aslında. Tabii Ornn'un kalacağını muhtemelen onlar düşme. Ya Ornn ilk aşamanın son tercihiydi bir de. Hani bir de öyle bir şey var. Ya çok ilginç. Bir de hani üst koridora farklı yönde bir şampiyon alacak olsanız Ornn'u bırakmanız anlaşılabilir. Örneğin ayrı kittirme yapmak istiyorsunuzdur. Camille alırsınız, Fiora bir şey alırsınız. Ama Ornn'un yaptığı işleri ondan daha kötü yapan bir şampiyona kalmak alabilecek şansı varken çok ilginç geldi bana. Dur bakalım oyun içindeki etkisini ve katkısını ben de merak ediyorum. Tabii. Yani DRX tarafından nasıl kullanılacak. Ama sana şunu söyleyebilirim Regarnur. Bir tank olarak en az o 1v1'i Ornn kadar kuvvetli. Onu söyleyelim. Ornn'a kafa tutabilecek tanklardan bir tanesi oldu Maokai'de. Kenarda kalmış, unutulmuş ama yine de bakalım burada özellikle DRX'in bu kompozisyon etrafında bu şampiyonu nasıl kullanacağını ben de çok merak ediyorum. Belki çalışılmış bir şeyler ortaya koyabilir burada DRX. Bakalım. Üçüncü karşılaşmalarına çıkıyorlar gruplarında. Onlar Unicorns of Love karşısında kazandılar. Top Esports karşısında kaybettiler. Şimdi ise üçüncü maçta FlyQuest karşısında bakalım neler yapacaklar. FlyQuest ise... Açıkçası Liquid'in yarattığı o pozitif havadan birazcık nemalanmak istiyordur eminim. Çünkü kontrol etmiştir herkes. Sosyal medya şu anda Kuzey Amerika'nın mutluluğuyla yıkanmış, bezenmiş durumda. Tabii karşılarındaki canavar oldukça büyük bir canavar. Bunlarda da herhangi bir farklı bir şey yok açıkçası. Tabii alt koridorda Wild Turtle Ignar ikilisinin çok agresif olmasını beklemeliyiz. Tutuşturulu Pantheon, Lux ya da Caitlyn, yani tercihen Lux bu arada. İkisinden birini yakaladığı anda eşin de katkısıyla beraber aniden skora çevirebilir bu pozisyonu. Çok enteresandır ki Deft bu oyun aslında Arındır tercih edebilirdi ya. Yani Wild Turtle tarafından yapılan tercih Deft tarafından da yapılabilirdi diyorsun ha? Evet kesinlikle. Yani Pantheon'un işte sersem etmesi, Eşoku... Bunlar ciddi kitle kontroller. Hani koridorda daha rahat kalabilirdi en azından Deft.
Yani teorik olarak bu arada Caitlyn'in sahip olduğu menzille Pantheon'un onu sersemleteceği bir noktada asla bulunmaması gerekir koridor aşaması boyunca. Ama tabii 6. işte, seviyeden önce. Tabii işte CW'leri devreye girince o işler biraz değişiyor işte sıçra vesaire combo olunca. Diğer yandan da belki burada Kevya şifa girip dediğim gibi Deft arındır girebilirdi. Bakalım. Her iki var? Ormancı da yalnız başına kırmızı güçlendirmelerinden başlıyor. Ve benzer zamanlarda kırmızıyı alacak her ikisi de. Yoshik şu anda kırmızıyı almayı başardı. Alt koridora döndü kameralar. Tabi beklendiği üzere Deft ve Kerya tarafından ittiriliyor bu minyon dalgası. Yoshik yalnız rakibin ormanına girdi ve burada Santorini buldu. Bu birebir de kazanan kim olur? Yolun sonunun hasarının gelişini yedi sadece Yoshik ama alt koridor önceliğini alan Deft ve Kerya'nın buraya katılımıyla beraber bu mavi güçlendirmeyi alma şansı olabilir. Yalnız şimdi Ignar da geldi oraya. Nişancılar gelmedi. Destekler geldi oraya sadece. Orta koridorlarda durum nedir? Zoe yine ufak çapta bir çarp ittirme savaşı avantajına sahip. Bir %50-%50 yaşanır mı acaba? Zoe'nin de buraya gelişiyle beraber diğer eksinin avantajı daha da büyüdü ve Santorini'nin bu mavi güçlendirmeyi bırakması gerekti. Mavi almayı başardı. Son anda Ignar'ın o mızrağı golemin alnına saplanıyordu az kalsın. Tabii Ignar'ın şampiyonu ikinci seviyede kuvvetli. Bir de çok bir kuvveti yok birinci seviyede. İkinci seviye olsaydı belki orada bir savaş isteyebilirlerdi. Ve şimdi Orianna'yı tutan bir uyku baloncuğu Chovy devam hasarını az da olsa verebildi. Bakalım Santorin rakibin mavisine doğru hareketlenecek mi? Tabii bunu yapabilmesi için özellikle üst koridorda güzel bir baskı kurmuş durumda. Solo öte yandan orta koridorda iş birazcık daha dengeli. Santorin bu maviyi alacak gibi gözüküyor. Özellikle keskin gagalarda Pioche'in birazcık zaman geçireceğini öngörürsek alabileceği bir Gromp da olacak orada. Bunu da kullandı zaten. Kindred da ha ha diye bağıra bağıra oradaki keskin gagaları temizledi. Santorini tabi zamanlamayı güzel yaptı. Üst koridor Yampiri yengeci de çıktığı gibi damga almayı başarıyor ve Kindred'ın da damgasını evet engellemiş oldu böylelikle. Aynen öyle. Yani can barlarına ve mana barlarına baktığımızda burada Doran birazcık geride kalmış ama yine de çok kötü bir durumda değil. Bir de pasifinden dolayı Doran can da yenilebiliyor. O yüzden çok büyük sıkıntı yaşamayacaktır. Ya Doran'ın burada takımın için yarattığı asıl dezavantaj sanki koridor önceliğine hiç ortak olamadığı için nehrin üst tarafını hiçbir savaş çıkmadan rakibe teslim etmesi oldu. Yani baktığımızda tabii Maokai'yi neden hızlı ittirebilir Ornn'un karşısında minyonları o çok ciddi bir soru işareti ama yine de Pioche'in belki de o üst taraftaki yükü almasını sağlayacak kadar agresif oynayıp bir avantaj sağlayabilirdi. Mümkün olmadı ama burada. Ama yani haritanın diğer tarafı oynadığı için DRX bu tarafta o senin söylediğin hiçbir gerçekleşmedi. Tabii Santorin de orada bir bayağı hızlı davrandı. Hiç tereddüt etmedi. Direkt rakip ormana girdi ve aldı. İlk 5 dakikayı da 400 altınlık bir üstünlükle geçirmeyi başarıyor DRX. Hatta birazcık daha artacak mı? 600 altına çıkacak mı? 500 civarında kaldı. Pioche'ik Yampiri engage'den sonra geri dönmeye çalışacak. Yalnız Ignar bu geri dönüşü bozdu. Doran şimdi bir ittirme avantajı yakalamış durumda. Yalnız solo sanırım Doran uğursuz ilerleyişte havaya zıplatılmayı engelledi. Yalnız Kerya'nın başı dertli olabilir. Sıçrayı kullandı ve onu kurtarmaya yetmeyebilir. FlyQuest'ten agresif bir alt koridor baskını. Kerya skorunu bu arada Valtorto'la mı bırakmaya çalışıyorlar? Hayır, Santorini aldı. Deft oradan çıkmayı belki başaracak. Belki birazcık ekstra hasar da verecek ama FlyQuest'i altında öne geçiren hamlede bu alt koridorda yapılan baskın oldu. Yalnız yani hala iki tane CD büyüsü duruyor burada DRX alt koridorunun. Hem bitkinlik duruyor hem şifa duruyor. Ya 3 kişinin bu baskınından çıkabileceğini düşünmedi sanıyorum DRX. Çok da yanlış da bir düşünce değil. Yani gereğinden fazla işte bu arada. Yani CD'ler büyülerini kullanmadan çok enteresan. Ama şunu da söylemek lazım, burada skor yine Santorini gitti. Yine bir güçlü Graves izleyeceğimiz bir oyuna dönüşebilir bu oyunda. Ki birbirine tarz olarak aşağı yukarı benzeyen iki ormancı. Otomatik saldırılarına güvenen, saldırı gücü bazlı iki tane ormancı arasında öne geçmeyi başaran ilk etapta Santorini oldu. Şimdi yalnız ormanda bir 3'e 3 çıkar mı? Pioche oraya girmeye çalışıyor. Yalnız Ignar'ın pozisyonu çok iyi. Kerya da henüz kendini göstermedi. Ignar'ı sanırım ucundan da olsa gördüler. Koridor bazlı baktığımızda da bu arada koridorlar fena bir iş başarmıyor. DRX tarafında minyon konusunda.
Her ne kadar alt koridorda skoru vermiş olsalar bile minyon döndüler. Orta koridorda skor, Chovy yardımı, ikinci seviyede yardıma gitmiş olmasına rağmen minyon döndü. Bunlar DRX adına güzel haberler. Üst koridorda yetenek gücüne dayalı bir makule mi izleyeceğiz acaba? Bir asırlık sopa eşyalası mı diye tahmin ediyorum. Üst ya, koridorda bulduğu her eşyayı satın almış bir makule izleyeceğiz gördüğüm kadarıyla. Tabii ki de değişebilir. İşte görkemli zafer vesaire olabilir. Hepsi, cehennem maskesine gidebilir. Cehennem maskesine her şey dönüşebilir o eşyalar ama... Yani... Bu takımın yetenek gücü hasarına ihtiyacı yok bu arada. Tabii Real. Kesinlikle yok. Kesinlikle. Yani birazcık daha tanklık... Dora'nın gitmesi gereken yol gibi gözüküyor. Üst koridorda solo'da dünkü felaket Renekton performansının ardından Ornn'la koridorda gayet iyi duruyor. Yükünü bu arada sonunda almayı başaracak Pioşik. Bu arada az önce de aldı şeyden. Aldı mı? Yampir'den. Tam yük üzerinde çıktı. Keserken şu an iki yükü var Pioşik'in. O da büyük şans. Şans değil aslında. Yukarıdaki yük gidince bekledi alt tarafta çıkmasını. Yanlış görmediysem. Yani o nokta Santorin biraz daha hızlı olsaydı. Şimdi Ignar bu arada bayağı aranıyor, onu söyleyelim. Yani devamlı orta koridora gidiyor. Alt koridorda devamlı çalıları kullanaktan bir şeyler yakalamaya çalışıyor ama şu ana kadar o Graves baskının dışında da çok da etkili olabilmiş değil. Ben aranıyor deyince kötü bir şeyden bahsedeceksin zannettim. Yok canım. O zaman arıyor demek daha doğru olmaz mı? Tamam, arıyor diyelim Regan. Senin mi? Hayır, çünkü yani aranıyor derken bence çok doğru bir şey yapıyor. Özellikle Pantheon'un kuvvetini kullanma adına karşıda bu kadar kırılgan iki şampiyon varken mümkün oldukça haritaya etki etmeye çalışmak lazım. İgnar da fena iş çıkarmadı ve My bad, hiç sorun değil. Alt koridordaki baskı Ejder'in alınmasını sağladı. Karşılıklı ultiler kullanıldı. Doğan'ın hükmü kurtarma yetecek mi? Doran'ı oraya fideyi de bıraktı ama solo. Son bir hasar gelir mi? Hayır. İki tankın mücadelesinde ses çıkmadı. Neredeyse çıkıyordu ama. Evet. Ornn alıyordu bu arada ilk kanı. Ay, ilk kanı değil, ilk skorunu. Özür dilerim. Biraz Doran sıçrayı doğru kullandı. Yan tarafa doğru kullanmasa sıçrayı solo skoru alacaktı. Oyunun en müthiş mekaniklerinden bir tanesi kefalet bulmayı başardı orta koridorda Zoe'yi. Acaba orada sıçratıp solo zorlayabilir miydi ya? Biraz ısrarcı olsaydı gelir miydi acaba skor? Bilemiyorum ya. Ya solo gibi bir turnuva geçiriyorsan Trial, sanmıyorum o sıçrayı atarsın. Çünkü yani yanlış gitmesi durumunda düşünsene karşılaşacağın tepkileri. Tamam, atmıyorum. Yo, sen at ya, seni solo kadar eleştirmem ben. Bu arada... Üçüncü yükünün de peşinde Pioşik. Şimdi kefaret kullanıldı oraya doğru. Yalnız Power of Evil geldi oraya ve Power of Evil 6. seviyeyi aldı ama yükünü çıkartmayı başardı oradan Pioşik. Chovy'nin desteği. RNG'nin de desteği, bundan da bahsetmek lazım. Gelen kefaret sayesinde orada birazcık da alan kontrolü sağlamayı başardılar. Alt koridorda yalnız tabii Caitlyn Lux skillsinin tehdidi. Pantheon eş ikilisinin tehdidine galebe çalmış çünkü 20 milyona yaklaşan bir fark. Ya bu 1v1 size sezon 3-4'ü hatırlatmıyor mu ya? Evet ya, bu arada seçimler geldiğinde düşündüm onu. Doktor Mundolu, Shivanalı birbirlerine dokunamadıkları, en büyük takasın %20'şer can götürdüğü ve olaysız dağıldıkları o müthiş League of Legends e-spor zamanlarını hatırlattı biraz. Neyin tekrarını izliyoruz bu arada burada? Hiç bilmiyorum. Orada bir ulti kullanılmış. Kaçan eş okunu mu gösterdi evet. Rejit'ten bize? Yani yakın da değilmiş bir yandan. Hayır, bir şey kullanıldı sandım ben. Yani sıçra falan kullanıldı sandım. Daha ne istiyorsun yani? Bu arada işte. Ignar'ın sıçrası tutuşturu yok. Neler oluyor? Orta koridorda bir şeyler oldu galiba ama. İlginç. Evet, Chovy de atmış çünkü. Chovy de atmış. Peki Rejit, tamam. Yani bir yerden... Tamam da biz de görmedik evet. Bu arada, o kadar da şey yapmayalım yani. Bir tekrar da oraya verin artık. O sırada bir şey daha kaçıralım derken maçın sonunu yakalayamayanlar da bugün. Pioşik şimdi alamete doğru ilerliyor. İlk ejderi hatırlayacaksınız, FlyQuest'e kaptırmışlardı. Ama sayısal üstünlük burada FlyQuest'e aldı Pioşik. Aman aman, nerelere geldim, az önce evdeydim diyor. Oradan çıkabilecek mi? Mümkün değil gibi gözüküyor. Bu arada saçar ton fena gelmedi. Çıktı. Nasıl ya? Nasıl oldu? Esir de geldi.
Ya ufak arak ayak oyunuyla kandırdı resmen. Yani kendi düşürdüğü pozisyondan çıkarttığı için tebrik edemeyeceğim Piyoşi'yi, hiç kusura bakma dayı. Çok çok tuhaf, çok tuhaf. Körü körüne daldı arkaya. Bu arada bu pozisyon alameti rakibini almasıyla sonuçlanabilir. Evet, 700 canda Santorin son vuruşu da yapacak. Lux ultisi de herhangi bir fark yaratmadı burada ve FlyQuest ilk vadinin alametini alan taraf oldu. Piyoşik burada kontrol totemini korumak adına oraya gelmişti. Hatta Graves'i de hızlı tetik bekleme süresi doğmadığı için sıçramak zorunda bıraktı. Yalnız dediğin gibi bu hata alametin kaybedilmesi anlamına geldi. Şimdi Ocağın Çağrısı geldi. Doran bu arada güzel kaçtı Ocağın Çağrısı'ndan. Sıçrası yok ama. Uğursuz ilerleyiş Doran'ı kurtarmayacak gibi gözüküyor. Doğan hükmünde kullanmak zorunda kaldı. Ama üst koridora yapılan 3 kişilik ziyaret. Pantheon'un da ultisiyle katılması. Burada FlyQuest oyundaki ikinci skorunu kazandırdı. Skorlarda 2-0 önde olsalardı. Bu arada 4 yükünü tamamlamış Kindred. Çok erken bu arada, dakika 12'de. Saldırı menzili 575'e çıkmış oldu böylelikle. Ve alt tarafta da bu arada... Ya az önce izlediğimiz pozisyonu tekrar ne izliyoruz? Çok, evet. Yani... Reji biraz tuhaf işler yapıyor. Reji sanki bu özelliği yeni bulmuş. Bakıyorlarmış yayın masasına. Bir dakika, bu tuş ne işe yarıyor diyor. Aa, müthiş bir özellik. Hadi kullanalım arka arkaya. Alt koridorda oyunun ilk kulesini alan tarafta Deathback Harry oldu. Oradan tabii pek fazla bir skor çıkmadı. Hatta baskı da çıkmadı. Ama 40 milyonluk bir farkla Deft koridordan ayrılırken ilk kule altını da cebinde götürüyor ve Ebedi Kılıç'la beraber sonraki macerasına atılacak ki Caitlyn adına çok erken bir Ebedi Kılıç. Çok ciddi bir üstünlük. Onu söyleyelim öncelikle. Yani Ebedi'ye karşı Bilgewater olan ve sadece botunu tamamlayan bir eşten söz ediyoruz. Bakalım şu an yönünü ne tarafa çevirecek DRX. Önemli olan o. Galiba Edge'lere gidiyorlar. Görebildiğimiz kadarıyla. Tabii Edge'ler bir kazanma koşulu oluşturabilir. Bu noktada FlyQuest adına. Göreceğimiz ruh daha ya da alev ruhu olacak. Dolayısıyla fark yaratabilecek bir ruh. Buradan da bu arada alametin gözü parçalandı ve Wildthorn'un otomatik saldırılarla aldığı barikatın yanında iki barikat daha Shelly tarafından kendisine verildi. Çok ihtiyacı var. O kadar ihtiyacı var ki. Yani tabii ki de farkı kapamasına yardımcı olmuştur ama Wildthorn'un daha fazla kaynağa ihtiyacı var şu dakikalarda özellikle. Yani minyon sayısını bir kenara bırakacak olursak ilk kule altını çok ciddi fark yaratıyor çünkü. Yani seviye olarak da 9'a 6, diğer tarafta ise 8'e 7'lik bir oran var. Şimdi ikinci ejderinde FlyQuest yeniden pozisyon avantajına sahip. Üst koridorda Doran'la Solo arasında birebir daha. Yani Solo'nun temel hasarları çok daha fazla olduğu için Doran'ı her seferinde dövmeyi başarıyor. Kolay gelsin. Cana göre hasar veriyor bir de. Yani en büyük avantajı o. O yüzden tanklara karşı bir anda çok beklenmedik hasarlar çıkarabiliyor. Pantheon yakalandı. Düşürebilecek kadar hasarları var mı? O kalkan açıkken yok. İgnar'ın üzerinde tutuştur da kullanıldı. DRX bu skoru alma adına bayağı bir şey harcadı orada. Piyoşik nedense ultiye bastı. Herhalde evet, yanlış tıkladı. Süresinde bir hata olsa gerek. Ya da Grace oynuyorum falan zannetti. Olabilir, bilmiyorum. Yani tarzları benziyor dedik ama o kadar değil ya. Kolay bir... Piyoşik bu arada yakalandı. Az önce kullandı ultiyi. Burada olsaydı kesin basardı ama mümkün değil. İkinci ejderi de hediye etmiş oldu böylelikle Piyoşik. Bu arada Karabalta'ya da gitmiyor. Bu takımda Karabalta alacak tek isim o. Ki bence alması gerekiyor Karabalta. Yani Solo'ya aksi takdirde nasıl hasar verecekler? Bilmiyorum. Yani Piyoşik'ten tuhaf hamleler. Kalibrasyon biraz kaymıştı Piyoşik'te. İlk günkü Nidalee performansı inanılmazdı. Ama şimdi birazcık daha kendi standardına yaklaştı gibi. Chovy tabi orta koridorda. Power of Evil'ın önünde. Minyon sayısında. Yalnız haritadaki genel durum yaklaşık 2000 altınlık DRX üstünlüğünden sonra yeniden dengelenmiş gibi gözüküyor. Ve her ne kadar Caitlyn'in varlığı önemli bir silah olacak olsa da oyunun ilerleyen dönemlerinde FlyQuest tarafında da
gayet iyi görünen bir kompozisyon var. Aynen öyle ki şu ana kadar Caitlyn'i DRX henüz haritaya salma dediğim anda daha yeni üst koridora çıktı. Çünkü alt koridor kulesini aldı yaklaşık olarak bir 5 dakika falan oldu. Ejder'i almak istediler ama Ejder'i de kaybettiler. O yüzden Deft'in o erken oyundaki üstünlüğü az da olsa kırıldı diyebiliriz. Ama çok az kırıldı, onu söyleyelim. Hala devam ediyor. Keria ve Pioshik Pantheon'dan gelecek bir ultiyi öngörüyorlar. Şimdi Ignar'ı yakalayacaklar. Yalnız Ignar yine çok doğru zamanda kalkanını açarak gelen hasarı engelledi. Yalnız White Turtle önce Caitlyn ultisi ardından Lux ultisi yarışanı kaybetti. Dürtüyorlar şu an. Kışkışlıyorlar. Alt koridordaki bu arada minyon farkı da 55. Almış başını gidiyor şu an için. DRX için iyi giden güzel şeylerden biri o. Diğeri de Zoe'nin fena durumda olmaması. Onun dışında üst koridor ve orman için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Şimdi 1v1 izleyeceğiz. Bakalım kim ne yapacak. Yani müthiş bir heyecan. Yürek dayanmaz. Ornn yine vuruyor bu arada Maokai'yi. En azından biraz vuruyor, evet. Garibim ya. Vuramıyor. Kiyoshik bir ulti at oğlum. Peki Kindred'ın ultisi Ornn karşısında fena bir silah değil diyebilir miyiz? Şöyle diyebiliriz ama o ultinin içinde de kendinizi aslında hedef haline getiriyorsunuz bir yandan. Hem Ornn için hem Orianna için. Evet, öyle ya, de bir dert var. Ornn'un ultisi de öldürücü vuruşu yapan bir ulti değil hiçbir zaman. Öldürücü vuruşu başka bir şey yapıyor. Ornn tutuyor, diğerleri vuruyor. Dolayısıyla Kindred ultisinde Ornn ultisini harcarsanız sonrasında takım savaşının geri kalanı için benzininiz kalmıyor. Tabiri caizse. Bakalım DRX etrafında nasıl oynayacak solo'nun oynadığı Ornn'un. Deft şöyle bir denedi. Bir kez daha her geldiğinde son kozu Wild Turtle üzerinde kullanıyor. Yani Canbi Chen Neyşah dizimine gitse anlarım da bu ultileri. Yani mahvolmuş kralın kılıcı var. Zaten dolduruyor canını tek minyon dalgasında. Biraz sanki tabela oynuyor gibi geliyor bana Deft. Ne tabelasını oynuyor ya? Bir tabelada kaç tane ulti attı onu mu sayıyor? Hayır abi, oyun sonundaki hasar ekranı. Ha, hasar ekranı açacak. Hadi doğru, bakayım. Siz pro hadi oyuncular bakayım. Öylesiniz değil mi? Hadi bakayım Reganur, hadi. Abi ben çok vurdum, işimi yaptım yani. Sorun size demek lazım oyun sonunda, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Özellikle senin e-sporun içerisinde olduğun dönemlerde çok geçer akçeydi o. Oo, ne diyorsun ya? Tabii ki de. Ya biliyorum canım, maç bittiği anda hemen açardınız hasar grafiğini. Çalabilecek mi? Hayır, çalamadı. Pantheon ultisi geliyor yalnız. Biraz yalnız kalacak Ignar burada. Ignar? O kalkan bitti anda. Oo, çok güzel vurdular orada saç artı olmayı. Ignar'ın buradan çıkışı biraz güç gibi. Pioshik burada skor alacak yalnız. Diğer tarafta Doran'ın canı çok yanmış. Güzel de bir şok dalgası geliyor. Maokai'yi almayı başardılar yalnız. Bunun için fazlasıyla kaynak kullandığını gördük Lycoist'in. Kovalama fırsatı olacak mı? Files Turtle'a son otomatik saldırı. Deft'ten geliyor ve Chovy'nin en sevdiği yerler buralar. Sıçraları ala ala kovalayacak. Ve DRX burada önce vadinin alametini aldı. Karşısında sadece Doran'ı verdiler. 3 skor birden çıkarttılar. Solo yakalamaları çok kolay gözükmüyor bu arada. Şey diyeceğim, Ornn ultisi nereye gitti orada? Bilmiyorum. Solo yalnız bitkinlik de geldi üzerine. Kule altı. Kule. Yani yarım hasar, çeyrek hasar bir şey lazım. Hiçbiri çıkmadı. Sonuçta DRX adına harika geçen bir sekans oldu bu. Alameti almalarının yanı sıra beslenmiş Caitlyn'e bir de skor beslemeyi başardılar ekstradan. 63 minyonluk fark, 1-0-2. Deft bu oyunu taşıyabilecek raddeye fazlasıyla erken geldi. Bak o ok yine aradan geçmiş. Pantheon ultiyle arkalara sarkmış. Çok çok arkaya gitmiş. Çok ya. Arkaya gitmiş. Şimdi Ornn ultisi bakalım burada kime gelmiş, onu çok ben merak ediyorum. Oradan kullanmış. Anladım. Ya Doran sıçrayla bu arada Ornn ultisinden kaçmış ama Solo'nun bu ultisi Maokai'yi tutsa bile iyi bir ulti değil. Kesinlikle değil. Ultiyi tank atmak istemiyorsunuz. Deft de burada son hamleyi yapıyor. Sonrasında skorları alıyorlar. DRX bir anda 4000 altına çıkardı neredeyse farkı. Hop! ZAX'de. Yani tabii bunu tahmin etmeleri hiç kolay değil ama Saçart'ı onunla beraber gittiği noktada onu bir uyku baloncuğu bekliyordu.
Şimdi bir ulti daha geldi. Santorin'e ve yani DRX kompozisyonunun aslında kazanma koşullarından birinde çok daha net de görmeye başladık. İnanılmaz dürtüyorlar. Henüz bir savaş çıkmadan Santorin'in canı yarıya indi. Power of Evil'ın %75 canı var. Sola şimdi ters taraftan geliyor yalnız. Solunun başı derde girer mi diye bakıyorum. Yakalayabilecek fırsatları olur mu? Pek öyle gözükmüyor. Bu arada Deft hakkında da bir soru işareti vardı kafalarda. Evet. O da bu maç üzerinde en azından giderildi. Tabii karşısında Wild Turtle bulunca işler biraz daha kolay oluyor. Hemen vur, hemen vur. Ya Wild Turtle da vurulmaz bu arada. Kuzey Amerika'nın yetiştirdiği en büyük yeteneklerden bir tanesi. Yani Kuzey Amerika bölgesinde kendisi Kanadalı ama... Kuzey Amerika bölgesi Kanada ve Amerika yani, Birleşik Devletleri'nin birleşiminden oluşuyor. TSM dönemi iyi gibiydi. TSM'de oynadığına da TSM'e geliş ama galiba TSM'de bir sıkıntı var. Ya niye şimdi FlyQuest'te nispeten tecrübesiz oyuncuların olduğu bir kadroda dünya şampiyonasına gelmek de bence önemli bir başarı. Yok abi şu an kötü demedim. Sadece daha iyi daha iyi olduğu dönemler de vardı Wild Turtle. Onu demek istedim. Doğru, sadece. Doğru. Hatırlayacaksın hatta Caitlyn'e pentası vardı yani. Evet. TSM'in asıl taşıyıcısı olduğu dönemler. Tabii. Hafızalarda hala. Burada tabii birazcık daha takıma tecrübe katan oyuncu rolünde. Çünkü Power of Evil bu takımın dinamosu, lokomotifi, taşıyıcısı, her şeyi ne derseniz. Ki LCS'te yaz dönemindeki performansıyla da FlyQuest finallere taşıyan isim oydu. Ve finallere çıktıkları için 3. seri başı olarak, 2. seri başı düzeltiyorum, LCS'ten direkt gruplara katılmayı başardılar. Ya baktığında aslında çok tecrübeli oyunculara sahipler. Santorin, Power of Evil, Ignar, Wild Turtle, belki solo işte biraz burada soru işareti olabilir. Fakat güçleri şu an için DRX'e yetmiyor. Tabii zayıf tarafta kalan Choi'nin burayı savunması çok makul olmaz yalnız. Şimdi arka taraftan gelen üyeleri görünce Santorin parça tesirini kullanarak oradan çıkmak durumunda kaldı. Yoshik de fena kötü başladı karşılaşmaya. Fena devam etmiyor. Skorları, asistleri buldu. Bir de ciddi bir minyon farkı yakaladı Santorin'e karşı. Ya bu arada vadideki bütün DRX üyeleri kendi rollerindeki rakiplerine kıyasla daha fazla minyon biçmiş durumda. Tabii Deft'in durumunda bu çok daha dramatik bir farkla sonuçlanmış. Neredeyse Flame Horizon görebileceğimiz bir karşılaşma olabilir bu. Yani tabii bunda Ignar'ın da biraz payı var. Onu da söyleyelim yani çok fazla gezdiği için. Hani çünkü Pantheon kullanırken biraz diğer koridorlara diğer koridorların dengesini bozmaya çalışıyorsunuz aslında. Belli baş noktalarda 2v1 de kaldı. Ama tabii Deft'e karşı böyle bir avantaj verirseniz eğer rakibe karşı, Deft bunu sonuna kadar kullanır. Kindred'ın da bu arada 7 yüke ulaştığının bilgisi geldi. Yükleri hızla toplamaya devam ediyor Pyrrhic. Yani şu dakikada 4. seviyeye 4. yükünü alamamış Kindred'lar çok gördük tarihte. Dolayısıyla Pyrrhic adına keyifli bir Kindred oyunu olmaya devam ediyor. Chauvin'in eşya dizilimi hakkındaki görüşleri alayım hemen. İkiz gölgeleri almış. İlk defa gördüm sanırsam ya Zoe'de ikiz gölge. Biraz da galiba yardımcı oyuncu oynayacakmış gibi görünüyor burada. Bunun acaba Caitlyn'in müthiş bir erken oyun geçirmesi ve şu anda olması gerekenden iki kat falan daha güçlü olmasıyla ilgisi var mıdır? Yine de ya ikiz gölge yakalama konusunda çok işe yarayacak. Çünkü rakipte böyle kaçabilen şampiyonlar yok falan ama... Bilmiyorum ya. İki tane taşıyıcı var tabii. Hem Pyrrhic hem Deft. İyi ya, durumdalar. Her ikisi de fiziksel hasar veriyor. Evet. Yalnız bir yandan düşününce de Graves'in bot tercihi Mercury'un adımları. Orianna'nın bot tercihi Mercury'un adımları. Yatırımların birazcık daha büyük kısmı şu ana kadar büyü direncine yapılmış. Bu da açıkçası Chovy'nin eşya dizilimini açıklayabilir bize. Bu önemli bir ejder. Ocağın çağrısı geliyor bu arada. Ocağın çağrısı kullanıldı. Arka tarafta yakalanmaya başladılar. Deft'in pozisyonu biraz kötü. Ignar ters taraftan geliyor bu arada. Solo arkada havaya sıçratmaya çalıştı Deft ama başarılı değil. Choi ters taraftan kaos yaratmaya devam ediyor. Diğer taraftan ulti yedi bu arada eşden ama. Pyrrhic çok güzel ulti attı kendisine. Solo ultinin içinde kalmayı başardı ama hayatta kalmayı başaramayacak. Katliam gördük bu takım savaşında.
DRX'le FlyQuest arasındaki kalibre farkını da tek bir savaşla özetlemiş olduk. Ben FlyQuest'i neden böyle araya birini girip çıkarmaya çalıştığını anlamadım. Rakipte bir kere Kindred var. Yavaş oynamanız gerekiyor. İgnar kalitesinde bir oyuncunun böyle arka saflara gidip oradaki dengeyi bozmaya çalışmaması lazım. Bir iptal geldi. Yavaş oynaması gerekiyor burada FlyQuest'in takım savaşlarını. Kindred ultisine biraz saygı göstermeleri gerekiyor. Göstermediklerinde de arka tarafta kalan Ignar ilk düşen isim oluyor. Bu arada Doran da burada tek başına başladı. Yardımla birlikte bitirdi o işleri. Bu Maokai'nin işe yarıyorum cosplay'imi. Hop! Baron tarafından. Keria ya. Keria. Neyse. Şu yakalandı. Sıçrasını, kendi sıçrasını kullanarak oradan uzaklaştık. Ulti gelebilir yalnız. Ulti kullandı Power of Evil. İş başa düştü dedi yalnız. Yerden sıçra buldu şu anda. Doran'ı feda edebilirler. Sıçrası var. Kulesi de var bu arada. 27. dakikada alt koridor. Dış kulesini hala alabilmiş değiller. Uğursuz ilerleyiş gelir mi? Doran! Daha nasıl hayatta kalsın bu adam? Yapabileceği çok bir şey yoktu orada. Skoru aldılar. En azından kuşatmayı yavaşlatacaklar bu skoru aldıkları için. Aynen bayağı yavaşladı şu anda. Bu yeterli. Ya bunu alıp geri dönecek zaten. Ya tabii Kate'in devam edebilmesine imkan yok da. Şu mini izleyelim burada. Ornolks geliyor. Deft güzel yakalanıyor aslında ama Deft'e devam edemiyorlar. Ignar da düştüğü gibi yarıcanından fazlasını kaybediyor zaten yere indiği gibi. Ya Ignar'ın ilk tercihi olan Keria'ya odaklanması hakkındaki görüşleri alabilir miyim? Yani ya, doğru netleden bir tanesi olabilir ama buradaki asıl pozisyon ne biliyor musun Egan? Haritanın üst tarafında Chovy FlyQuest'in hepsini alanın dışında bırakmış. Evet, oradan yarattığı tehdit yani yaptığı hamlelerden ziyade. Tehdit yani orada mesela Wild Turtle geçememiş orayı. Çünkü Chovy'nin orada olduğunu bir kere gördü. Ya bu arada Pio Şık'ta 3 eşya oldu ama 3 eşya da 3 eşya. Normal bir taşıyıcıda isteyeceğiniz eşyalardan rakip zaten taşıyıcıdan normal taşıyıcısına da aldılar iki tane aynısından. Rakip taşıyıcıdan daha iyi durumda şu an bir ormancı olarak. Ama bu karşılaşmanın asıl besili oyuncusu burada Deft. 3 eşyası bitmiş. Bu arada ikinci coşkuyu da almış. Dördüncüyü de bitirmeye çok şey kalmış yani. Bir geri dönüş kalmış. Geri dönse bitirecek şu an. Ve yani Deft'e ulaşamazlarsa eğer FlyQuest'in bu karşılaşmayı kazanma ihtimali yok denecek kadar az. Yani bombardıman topu her aktifleştiğinde çok uzaklardan bir otomatik saldırıyı yapıştıracak rakibin kafasına. Power of Evil'ın üzerinde kalkanı varken yaptıklarını gördünüz kendisine. Power of Evil'da olabildiğince temizlemeye çalışıyor oradaki kuşatma minyonlarını, kamyonları. Güçlendirilmiş kuşatma minyonunu alacaklar gibi gözüküyor. Solo bu arada. Yakalanır mı diye baktım ama onun yakalanması hiç kolay değil. Şimdi bir minyon dalgası daha geldi ve bu minyon dalgasıyla inhibitor kulesini alacak gibi gözüküyor DRX. Chovy de bu arada dikkat dağıtmaya, konsantrasyon dağıtmaya devam ediyor. Şu ana kadar harika bir iş çıkardı. Power of Evil! Power of Evil! Yok oldu! Deft yıllardır nişancılara tek atan orta koridorlara dair bir intikam almış gibi gözüküyor. Suikast öyle yapılmaz, böyle yapılır dedi. Ve son coşku eşyası da tamamlanmış durumda değil. Parası vardır eminim şu anda ama Santorin içeri girmeye çalışıyor. O solo da Deft'in silahının tadına bakanlar listesine girdi. Hop onu da alacak. Deft bir skor daha çıkardı. Wild Turtle da aldı. Deft solo içeri girdi ama Kindred ultisi herkesi hayatta tutacak. Ignar gelmeye çalışıyor. Deft hala yaşıyor. Deft'ten. Ignar'ı da alacak. 3'te 3. Deft dünya şampiyonasına hoş geldin. Bu onun 5. dünya şampiyonası. Arka tarafta Deft! Buna mı ölecek? Deft ölmez, ölmez, şeyler korkma. Yapacak. Arka tarafta galiba solo Maokai ultisine mi yakalandı diye tahmin ediyorum. Çünkü ultinin ikinci aktifini kullanamadı. Onun için de gerçekten yine üzücü bir oyun oldu.